Şimdi ikinci bölümdeyiz. Konuğumla birlikte ele alacağız bu olanı biteni. Birazcık ekonomi, birazcık sosyal adalet, birazcık Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ekseninde değerlendirmeye çalışacağız. CTP Milletvekili Özdil Nami ile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben bugünün çerçevesini çizmek için birazcık zorlandım. Çünkü orada olup bitenleri burada buraya bağlamak ya da işte Türkiye'nin içeride iç siyasette yaşadıklarından bir hem ekonomi hem siyaset bağlamında kimi sonuçlar alıp bunu dış politika ile alakalı Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler noktasında birazcık bağlamak da gerektiğini düşünüyorum. O nedenle bugün sizi konuk etmek istedim. Çünkü konu sadece İstanbul Sözleşmesi değil, konu sadece Merkez Bankası Başkanı'nın son 20 ayda 4 kez değişmesi değil, konu zannederim başka bir şey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, yani ağır bir gündemle başlıyoruz bu hafta. Türkiye'de zaten piyasalar hemen bunun tepkisini verdi. Türk lirasının değerinde %10'a varan ciddi bir ani düşüş olduğunu yani anlıyorum. Biz konuşurken sürekli değişiyor. Benim şimdi önümde açık. Ben size ilk merhaba dediğimde 7.92 idi, 7.88'e geriledi. Şimdi 7.90'lar seviyesinde dolar. Evet, ama başladığı yerden baktığımızda işte bir %10'a varan bir devalüasyon bir gecede gerçekleşti görünüyor. Tabii bu eğer şunu biliyoruz, döviz kurları kolay yükseliyor. Yani kolay değer kaybı oluyor. Ancak geri eski seviyelerine dönmekte çok zorlanıyorlar. Ve artan döviz kuru da piyasaya pahalılık olarak yansıyor. Yani eğer bu seviye çok radikal bir kararla tekrar aşağıya hemen çekilemezse, şunu rahatlıkla görüyoruz, piyasalara da bu, bizde de, Kuzey Kıbrıs'ta da aşağı yukarı bir %10'luk enflasyon olarak çok kısa bir süre içerisinde yansıyacak. Etiketler hemen değişmeye başlayacak. Bizde biliyorsunuz en önemli giderlerimizden biri enerji. Enerjiyi dolarla satın alıyoruz. Dolayısıyla oradaki maliyet artışı bizim ekonomimize çok büyük bir külfet olarak hemen yansıyacak, tamamen bizim dışımızda gelişen olaylar nedeniyle. Şimdi tabii ki Türkiye'de o kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde o kadar fazla şey oldu ki, yani 72 saat diyoruz ama Cuma ben yayını kapattım, herhangi bir şey yok. İşte bir Merkez Bankası'nın bir kararı piyasaların beklentisinin üzerinde olarak yorumlanmıştı. Perşembe günü alınan karar, onunla alakalı bir şeyler ama gece yarısı yani yattık kalktık ve bambaşka bir gündemle kalktık. Şimdi çok uzun bir resmi gazete, 400 küsür sayfaydı. Benim böyle bir hızlıca başka neler var diyerek göz attım. İstanbul Sözleşmesi, Naci Ağbal'ın görevden alınması iki spot olarak oradan başladı. Ama Türkiye'yi içeride ilgilendiren işte devlet yatırımlarına garanti verilmesi gibi başka konular da var. Şimdi bizim payımıza aslında başka bir şey daha düştü oradan. Bu enerjiden bahsettiniz. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Çünkü Türkiye'den elektrik gelmesiyle alakalı olarak da bir şey yayınlandı orada. Şimdi bu 20 yılına yaklaşmış bir iktidardan bahsediyoruz Türkiye'de ve biz de yakından aslında bu 20 yılı çok iyi soluduğumuzu düşünüyorum. Anlam planı döneminde Türk dış politikası, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve adım adım onun neye evrildiği ve bugün yaşadığımız süreç. Şimdi siz o süreçleri de yakından biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde hem ikili ilişkilerde masalardaydınız, bürokratlarını, bakanlarını tanıyorsunuz. O günden bugüne gelinme, o yolu nasıl görüyorsunuz? Yani bugün konuştuğumuz konulara baktığınızda. O yola ilk başladığımızda Türkiye'de işte bu Adalet Kalkınma Partisi'nde Sayın Erdoğan da en azından ifade ettikleri güçlü bir Türkiye'yi AB'ye yaklaştırma, AB ile uyumlaştırma vizyonu vardı. Yani Türkiye'nin geleceği oradadır. Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi konular artık asıl olmalıdır. Asker siyasete müdahale etmemelidir. Normal Avrupa'yı anlamda bir demokratik ülke nasılsa Türkiye'de öyle bir ülke olmalıdır diye büyük yeni bir vizyon ortaya koymuşlardı. Bu geniş çevrelerce özellikle bizim muhatap olduğumuz iş çevreleri tarafından TÜSİAD, SİAD platformu vesaire çok geniş bir destek bulmuştu. Çünkü onlar da artık bu askeri vesayetin kalkmasını ve demokrasinin ana temellerinin daha güçlü bir şekilde hayata geçmesini istiyorlardı.
Ama o yolculukta Kıbrıs konusunun en büyük engel olduğunu fark etmişlerdi ve dolayısıyla burada da bir çözüme güçlü bir destek vermişlerdi. Zaten o verdikleri güçlü destek olmasa birçok dinamik burada hayata geçmezdi ve bu referanduma giden süreci de yaşamazdık. Ancak onun arkasında Kıbrıs sorununun çözülememiş olması Rumların hayır oyu nedeniyle ve akabinde Türkiye'ye, Kıbrıslı Türklere verilen sözlerin tutulmayıp Türkiye'nin AB sürecinin Kıbrıs meselesi kaynaklı ana unsur olarak engellenmesi büyük bir hayal kırıklığı ve geriye gidişi yaşattı. Bunu nerede toparladık? Daha sonra bu Kramontana'ya giden süreçte bunu toparladık. Tekrar bir yönelme oldu. Gene işte geleceğimiz Avrupa'dadır söylevleri vesaire oldu. Biz çözümü zorlayan taraf olduk. İşte Kramontana'ya gitmeden önce Sayın Eroğlu döneminde ki bugünkü Cumhurbaşkanı'nın söylevleriyle birebir örtüşen, federal bir çözümü reddeden bir söylev vardı. Ama Türkiye tekrar bu Avrupa'ya yöneliş vizyonu canlandırdığı için kendini bir toparladı. 11 Şubat 2014 anlaşmasını da Sayın Eroğlu'na, Eroğlu'yla birlikte imzalandı. Ve işte o Kramontana'ya giden süreç tekrar başlatıldı. Fakat orada da tekrar Türk tarafı elinden geleni yapıp yine bir başarısızlık olunca bunun üzerine yine o yolların tıkanıklığı ortaya çıktı, gündem oldu ve tekrar bir geriye gidiş başladı. Ve Türkiye'nin şu anda Avrupa ile entegrasyon değil, dezentegrasyon sürecine girdiğini görüyorum. Bütün hatlar teker teker kopuyor. Avrupa ile restleşme, Amerika ile restleşme ve yeri Türkiye'nin artık nerede sorusu önümüzde. Ve çelişkili açıklamalar var. Bazı açıklamalar hala daha Avrupa'dadır derken bazı açıklamalar da tam bunun tersi istikameti işaret ediyor. Peki bir parantez açıp şunu sorsam size, yani tam da bu dönemde yani birbiri ardına işte insan hakları reformu açılımı, bununla alakalı açıklamalar yapılıyor, ekonomi reformuyla alakalı açıklamalar yapılıyor. Tam böyle durum bu sizin çizdiğiniz çerçevede birazcık toparlanacak mı acaba? Yani bugüne kadar olmadı ama işte Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda birazcık toparlanma eğilimine girer mi bu insan hakları çıkışıyla birlikte? Ya da ekonomi reformu söylemiyle birlikte bir yere gider mi, yabancı yatırımcı için bir şey olur mu derken işte İstanbul Sözleşmesi'nin kararnameyle feshedildiğinin duyurulması, ki hukukçular bunun bu şekilde olamayacağını söylüyor. Diğer taraftan da ekonomi reformu derken Merkez Bankası Başkanı'nın yeniden görevden alınması ve kabinede değişiklik olacağı ile alakalı söylemler Türkiye'de. Ya bu söylenirken pratikte bunun oluyor olması ne düşündürüyor size? Bence artık zaten şimdi bir ülkeler biliyorsun vizyonlar koyarlar. Ondan sonra o vizyona ulaşmak için politika ve taktiksel hareketlere geçerler. Şu anda bence o büyük vizyonla ilgili herhangi bir hareket beklememek lazım Türkiye'den. Doğrudan doğruya daha kısa vadeli ihtiyaçlar öne çıktı. O da seçim. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda bir seçim atmosferi bence başladı. Bütün bu alınan kararları o çerçevede değerlendirmek lazım. Şöyle ya da böyle, doğru ya da yanlış yapılan değerlendirme. Böyle işte Avrupa'ya yöneldiğimiz imajını verelim. Kıbrıs sorununu çözüyoruz, dünyayla uyumlaşıyoruz değil. Bunlar prim yapmıyor. Çünkü Türk seçmeninde bu dindar ve milliyetçi damar bayağı güçlü. Herhalde kendileri öyle takdir ettiler ve dediler ki biz o çevrelere yaranmak istiyoruz. Zaten Kıbrıs sorununun çözümü ne sağ ne sol kesimde fazla prim yapan bir konu değil. Kısa vadede Avrupa'nın da bize bakış açısının değişeceği yok. O hat kapalı. Dolayısıyla biz milliyetçi dindar hatta odaklanalım, onlara kulak verelim. Onlar da ne istiyorlar? İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini istiyorlar. Onlar ne istiyorlar? Faizlerin hep düşük kalmasını istiyorlar. Onlar ne istiyorlar? HDP'nin kapatılmasını istiyorlar. Biz bunlara bu mavi boncukları verelim. Bu eşiği bir atlatalım. Yani TL'nin değerinde %10-15 devalüasyon olacaksa ilk defa mı oluyor hayatımızda? Geçmişte de oldu. Atlatırız bunları bir şekilde. Gerekirse para da basar, geçici bir rahatlama da elde edip büyük maliyetleri seçim sonrasına da erteleriz. Hele bu seçimleri bir atlatalım. Ondan sonra tekrar bir otururuz.
toz duman oturduğunda bir bakarız etrafımıza hangi istikamete gitmek bizi kurtarıyor. Bence şu andaki genel yapı bu. Burada endişe verici olan şey ama bu yolları bu şekilde giderken bazen bazı köprüler yıkılıyor ve geri dönmemiz çok zor oluyor. Ve bunun da halka, özellikle o günleri yaşayan insanlara maliyeti hem sosyal hem ekonomik çok yüksek oluyor. Şimdi Türkiye yakın tarihini, politik tarihini bilenler, takip edenler ki yakından yanı başımızda olduğu için her birimiz bunu takip etmişizdir diye düşünüyorum. Şimdi iki önemli şey var bu söyledikleriniz içerisinde soracağım. Bir tanesi halk fakirleşiyor, alım gücü düşüyor ve gerçekten özellikle pandeminin etkisiyle giderek bunun hissedildiği ağırlaşan bir tablonun olduğu Türkiye'den bahsediyoruz. Sizin söylediğiniz örneğin Saadet Partisi için bu İstanbul Sözleşmesi ise, MHP için HDP ise bu atılan adımlarda, yani bir hafta sonuna sığan şeyden bahsediyorum. İşte ya da düşük faiz bekleyen daha Anadolu'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük faiz kullanması gibi bir şeyden hareket ediliyorsa, tüm bunlar olurken ama seçmenin de yani daha önce tüm bunları ekonomi anlamında, sosyal adalet anlamında ya da vesayeti kaldırmak anlamında daha önce oy bulduğu seçmene ekonomik anlamda yaratılan bu tabloyla ne mesaj veriliyor? Ve yani böyle küçük küçük oyların peşine düşüldüğü gibi bir mesaj mı almamız gerekiyor burada? Bir de yani, ikinci sorun var demişim. Çok pardon. Bir de ya 2023'te görünüyor seçim Türkiye'de ama tüm bu olanlar sanki çok yakın bir gelecekte bir seçim varmış gibi, bir baskın seçim bekler misiniz örneğin? Yani ben tabii öyle kendimi Türkiye siyaseti üzerinde bir uzman atletmiyorum ama bunun güçlü bir ihtimal olarak uzmanlar tarafından gündeme getirildiğini de televizyonda, internetten takip ediyorum. Dolayısıyla böyle bir olay var. Diğer taraftan tabii bu fakirlik, yani bu alınan kararların yarattığı ekonomik sıkıntılar konusuna gelince bu yaşanıyor. Ama anladığım kadarıyla faturanın kime kesildiği birazcık müphem. Şöyle ki, çok ciddi bir medya kontrolü var Türkiye'de ve oradan takip ettiğinizde Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının herhangi verilen yanlış bir karardan değil, dış mihrakların Türkiye üzerinde oynadığı büyük oyunlardan kaynaklandığı, Türkiye'nin dünyada yeni geldiği güçlü durumu çekemeyenlerin oyunu olduğu, bunların geçici spekülatif sallanmalar olduğu, biraz sabırla bunların üzerinden gelip daha da güçlü çıkacağına dair ciddi bir medya pompalaması var. Ve bu Türkiye'de bir kesim halkı çok derinden etkiliyor ve inanıyorlar buna. O yüzden yani seçimlerde tam bu nasıl yansıyor vesaire, onu da tabii şu andan kestirmek biraz zor. Gerçi anketlere baktığınızda şu anda görevde olanların, iktidarda olanların oy oranlarının azaldığını görüyoruz. Yani başladığı yerde değil ama hala daha en fazla oyu da orada görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benim arkamda şu an İlker, yönetmen arkadaşım İlker Doğrul'dan rica edeyim, siz de görün. 19 Haziran 2018 yılında, yani bu konu aslında bugünün gündemi değil, o zaman da gündemdeydi. Yetkiyi verin, faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz gibi bir açıklama yapmıştı. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz gibi bir konuşma var. Yani aslında faiz, yani aslında Türk lirasının döviz karşısındaki pozisyonu bugünün konusu değil. 2018'de de bu şekilde bir konuşmaya da taşınmış bir konuydu. Yani bugün konuştuğumuz ve sizin az önce işaret ettiğiniz işte dış ülkeler, rahip Brunson krizi, lobiler ve diğer şeylerden de bu süreç içerisinde sıklıkla bahsedildiğini gördük. Şimdi bugün geldiğimiz aşamada bunun halka izahatında siz bir sıkıntı yaşanmayacağını, ya en azından işte medya etkisi ve diğer şeylerle düşünüyorsunuz zannederim. Hayır, sıkıntı yaşanmayacak, yani o kadar uç bir ifade kullanmıyorum ama yaşanan sıkıntının etkisini azaltmak için çok ciddi bir medya kullanımı var orada. Bunun da etkisini küçümsememek gerekir diyorum. Yani siz düz bir mantıkla bu kadar sıkıntının sonucunda bunun sandığa mutlaka yansımasını beklersiniz ama Türkiye'de o denklem öyle birebir çalışmayabilir, onu işaret ediyorum.
Çünkü orada farklı bir seçmen kitlesi var, profili var. Faiz konusuna tamamen dini gözlükle bakan biri var. Yani siz biz faiz konusuna matematiksel yaklaşıyoruz. Faiz diye zaten bir varlık yok. Faiz bir matematiksel olay. Yani bir paranın bir maliyeti var. Parayı atıl tutmanın. Çünkü atıl tutmazsanız üretimde veya tüketimde kullanabilirsiniz. Demek ki maliyeti var. Onunla ilgili bir şey. Ama bir cumhurbaşkanı Türkiye'de çıkıyor. Faiz sonuç değil sebeptir diyor. Yani bütün dünyanın kabul ettiği ekonomik anlayışı tamamen ters yüz eden bir anlayış ve bu prim yapıyor Türkiye'de. Yani böyle bir Türkiye var şu anda karşımızda. Herkes de değil, bilenler biliyor, söylüyorlar ama halka etkisi az oluyor. Biz de bundan payımızı alıyoruz işte. Yani ben aslında böyle Türkiye siyasetini fazla böyle yorumlayıp da bir akıl yürütme taraftarı olan biri değilim. Her ülkenin kendi siyaseti kendine. Beni benim ülkem ilgilendiriyor. Ama beni etkilediği ölçüde de konuşmak zorunda olduğumuzun da farkındayım. Ama konuşmak zorunda konuşmakla kalmayıp ne yapmamız gerektiğini de bu ülkede artık konuşmamız lazım. Örneğin Türkiye'de yaratılan enflasyonun, devalüasyonun KKTC'ye verdiği zararın nasıl telafi edileceğini, Türkiye ile imzalanan protokollerde bunun neden yer almadığını sorgulamamız lazım, konuşmamız lazım. Bugünkü iktidara bunu defaatle yazılı, sözlü, sohbette veyahut da kürsüden söylememize rağmen konuyu açmayı dahi uygun görmeyen, bundan korkan, net bir şekilde söylüyorum, korkan bir iktidar var karşımızda. Şimdi korkan diyorsunuz. Bu hem ekonomi hem İstanbul Sözleşmesi ile alakalı Türkiye'de alınan tavır, burada da bu sözleşme yürürlükte olduğundan şimdi insanlar da hafta sonu en azından benim görüşüp konuştuğum, yani telefonlayan ya da online görüşüp konuştuğum insanlar da şöyle bir intiba oldu. Yani Türkiye ile %100 uyumlu çalışacağı yönünde her anlamda mesaj veren bir hükümet ve tam da bu anlamda mesaj veren bir cumhurbaşkanı şu an görevde olması hasabi ile orada alınan örneğin işte İstanbul Sözleşmesi gibi bir karar, evet bizde mecliste geçen bir karar, belki geri alınması söz konusu değil ama böyle bir şeyin gündeme gelip gelemeyeceğini insanlar sordular. Mesela bundan oluşabilecek bir kaygı ya da ekonomik anlamda yayını açarken de söyledim. Belki dövizde, dolarda doğrudan bir değişiklik oradaki bir bireye anında yansımıyor ama size bana anında yansıyor. Çünkü biz dövizle borçlanıyoruz, dövizle kira ödüyoruz, market raflarındaki ürünler dövizle fiyatlandırılıyor, en azından döviz üzerinden. Böyle bir durum var ama insanların aklına gelen konulardan biri de bu. Şimdi Türkiye ile olan ilişkiler elbette çok önemli ama bu tarz gelişmeler yaşanırken o ilişkileri iyi tutmak ya da buranın taleplerini doğru planlayıp yorumlayıp aktarmak noktasında gidişat nasıl görüyorsunuz? Şimdi ilişkiyi iyi tutmak amaç değil araçtır. Neden iyi tutuyoruz ilişkiyi? Tutmamız lazım. Kendi halkımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olabilmek için. Çünkü Türk lirası kullanıyoruz ve Türk lirasında yaşanan bu dalgalanmaları telafi etme gücü KKTC ekonomisinin yok. Bizden çok daha büyük bir olay o. Dolayısıyla Türk lirası kullandığımız sürece bize verilen bu zararın Türkiye tarafından telafisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradaki siyasiler de bunu bildikleri için Türkiye ile iyi ilişki içinde olalım ve bunun telafisinde bir aksaklık yaşanmasın. Çünkü örneğin en basitinden Türk lirasında bir enflasyon yaşandığında ben burada bu miktarda bir zammı örneğin maaşlara yapmam lazım. Değil mi? Aksi takdirde hiç suçu olmadan bir kitle, bir ekonomi fakirleşmiş olacak. Yasalarım da bunu emrediyor, vermem lazım. Ama işte o farkı Türkiye bana telafi etmez ise ben bunu veremem. Dolayısıyla sürekli böyle Türkiye ile bir ilişkimiz var. Fakat hatalı olan kısmı şu, bu ilişki ekonominin bu gereklerinin kağıda yazılıp tanımlandığı, telafi mekanizmalarının Avrupa Birliği içinde olduğu gibi tanımlandığı bir ilişki değil. Rica ve minnet üzerine oluşmuş. Yani protokollere baktığınızda bu ana ekonomik ilişkinin yer aldığını hiç görmezsiniz. Yani adı bile geçmiyor. Söylenenler ne oluyor? Örneğin biz size borç vereceğiz deniyor. Veyahut da altyapınıza katkı koyacağız diyor. Ama bunun neden yapıldığı,
sorusu cevapsız kalıyor. Neden yapıldığını ve biz sizi çok seviyoruz, yavru vatanımızsınız da o yüzden deniyor. Ve bir minnet duygusu da yaratılıyor. Halbuki işin gerçeği öyle değil. İşin gerçeği bize yapılan telafi, bize çıkarılan maliyetin bir iadesi. Ama bu hiçbir zaman siyah beyaz şekilde kağıda yazılmıyor ve kurallara da bağlanmıyor. Orada bazı kişilerin inisiyatifine kalmış. Hatta protokollerimiz bile bilinçli olarak o kadar müphem yazılmış ki orada yazılan bir şartın yerine gelip gelmediğiyle ilgili farklı yorumlar da yapılabiliniyor. Dolayısıyla sürekli böyle bir iyi ilişki içinde olma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu olmasaydı bile, zaten biz Türkiye ile her zaman iyi ilişki içinde olmak isteyen bir toplum olduk ezelden beri. Çünkü varlığımızı zaten bu şekilde devam ettirebiliyoruz. Karşı tarafta bir Rum tarafı var. Onların da niyetleri belli. Ama maalesef sanki bununla ilgili bir soru işareti var. Onun için Kıbrıslı Türkleri daima böyle bir tutalım şeklinde bir anlayış yerleşmiş. Bizim önümüze baktığımızda sordunuz işte Cumhurbaşkanı o kadar Türkiye ile uyumlu olma sevdalısı ki bırakın işte bu Türkiye'nin bize çıkarttığı maliyetlerin telafisini istemek, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuda bile Türkiye ile uyumlu görünmek için örneğin Kıbrıs'ta da bunun aslında gerekli olmadığını gündeme getirebilir mi? Şimdi ben baktığımda bu soruya kesinlikle olmaz, hayır, Sayın Tatar belki aynı partiden değil ama bunu da yapmaz diyemiyorum. Çünkü o kadar ekstrem noktalara götürdü ki Sayın Tatar bu olayı. Ben artık Sayın Tatar'ın Kıbrıslı Türklerin çıkarına hizmet etme kaygısıyla o makamda oturduğuna inanmıyorum. Benim gördüğüm orada o makama oturmuş olmak için var. Oraya gidene kadar da her yolu mübah olarak gören bir zihniyetle gitti. Ve orada da şu anda tek istediği bizim çıkarımızadır veya değildir önemli değil. Türkiye ile değil, Türkiye'deki iktidarla şu anda tam uyum içinde olmak. Çünkü çok büyük başka bir Türkiye de var. Belki o başka büyük Türkiye'nin çıkarları başka bir şey gerektiriyor. Ama şu anda Sayın Tatar'ın gündeminde öyle bir şey yok. Orada şu anda görevde olanların duymak istediği nedir? Ben onu konuşacağım. Bu iki dudağımın arasından sadece o çıkacak. Ve o koltuğa oturdu 5 yıl oradadır. Bunun yani ana gündeminin bu olduğunu görüyorum. Tüm açıklamaları bu yönde. Ve bundan süratle artık vazgeçmesi çağrısında bulunuyorum. Çünkü bu Kıbrıslı Türkleri orta ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda bir hareket tarzı değil. Bizim gerek Kıbrıs konusunda, gerek Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerde Türkiye'ye söylememiz gereken ve farklı bir uyumu, yine uyum, mutlaka uyum ama bizim de aklımıza yatan bir şekilde ve bizim de geleceğimize hizmet eden bir uyumu tesis etmemiz lazım. Sayın Tatar'da ben böyle bir iradeyi görmüyorum. Şimdi gündem çok hızlı değişiyor elbette. Yani biz mali protokolü içeriğini yapılacakları, edilecekleri ya da nasıl realize olabileceği üzerinden konuşuyorduk. Siz de işaret ettiniz. İşte protokoller hazırlanırken bu taraf ne kadar katkı koydu, ne kadar etkindi gibi tartışmalara da gitti sorun. Ve nihayetinde biz sarayı tartışır olduk. Bir başka bir şeyi tartışır olduk. Yani protokolle alakalı. Şimdi o protokolü gördüğümüzde bu Türkiye ile elektrik konusu, Türkiye'den gelecek elektrik ya da interconnect'e konusu. Madem bu kadar önemli niçin protokole girmedi diyenler de vardı. Şimdi bu ben az önce yayını açarken söyledim. Yönetmen arkadaşım İlker Doğrul'dan rica edeyim. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnamede resmi gazetede yayınlanan o belgeler arasında 3712 numaralı bir karar da vardı ve dendi ki 11 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 7276 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşmanın onaylanmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince karar verilmiştir. 19 Mart 2021. Şimdi ben cumartesi günü bu konuyu yani yayınlanan o resmi gazeteyi 400 küsür sayfaydı dediğim gibi bu hızlı hızlı giderken gözüme takıldı.
Ve yani işaretle ediliyor 2016 yılında. Şimdi bunun hayata geçirilmesiyle alakalı bundan sonraki süreçte ne gibi bir şey olacak? Burada da şöyle bir yankısı oldu. Erhan Arıklı'nın zannederim yeni ya da bir akrabalık ilişkisi şöyle duyurdu. Kablo ile elektrik Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle öne açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ucuz ve temiz elektriğe kavuşacak. Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sayın Profesör Doktor Erhan Arıklı'nın dik duruşu sayesinde sudan sonra elektrikle de Türkiye'ye bağlanıyoruz, hayırlı olsun dedi. Erhan Arıklı'dan ben bir açıklama duymadım. Şimdi böyle bir kararnameye bu şekilde de yansıyan bir şey var. 2016'da imzalar atılmıştı. Biz o gün bugün zaten bu Interconnect hadisesini konuşuyoruz. Şimdi ne değişti? Bu şekliyle resmi gazetede yayınlanmasının ne gibi bir şeyi olur? Ve böyle bir yoruma katılır mısınız? Yani başlıyor artık elektrik gelecek ya da işte Interconnect olunacak. Nedir? Yani öyle bir niyet olsaydı protokolde çok daha açık ifadelerle yazılırdı. Biz o protokolü okuduk. Böyle bir anlam çıkmadı. Ondan sonra sorduğumuzda bakın orada bir interconnect'e lafı var dendi. Dedik bu yani sizin söylediğiniz anlamı taşıyan bir cümle değil. Siz öyle yorumlayın dendi. Şimdi burada bunlar tabii gerçekten gayri ciddi tavırlar. Bir bizim dörtlü hükümet döneminde bu konuyla ilgili yazılanlara bakın. Bir de şimdi yazılanlara bakın. Ne kadar önemli bir gerileme olduğunu göreceksiniz. Türkiye'deki yeni tavır diyeyim artık buraya doğalgaz acaba getirebilir miyiz, getiremez miyiz konusudur. Interconnect ile ilgili konu orada bir dursun. Ama şu anda öncelik değil deniyor. Çünkü Türkiye'nin AB ile olan bu enerji bağımlılığı, ki onlar şu anda interconnect'e bir şekilde bağlılar Avrupa'nın şebekesine, bizim yüzümüzden tehlikeye girsin istemiyorlar. Bir dava süreci başlasın istemiyorlar. Halbuki biz görevdeyken kendilerine dedik ki bunu yaparsınız, dava süreci de başlar ama aleyhinize ceza çıkma ihtimali çok 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 az. Çünkü bütün üye ülkelerin onayı gerekiyor. Onun için bizce almanız gereken bir risktir. Gelin bu işe başlayalım dedik. Ama başlamadılar. O küçük riski dahi almak istemediler. Bugünkü Türkiye, o günkü Türkiye mi? Yani bugün o açıdan önemsiyorum bu söylediğinizi. Bunca şey konuştuk. O risk şimdi göz alınabilir mi? Bence alamayacaklar yine. Çünkü o açıdan bir şey değişmedi. Türkiye enerji konusuyla ilgili bir risk üstlenmek istemiyor. Bunu net bir şekilde ben gördüm. Ha, eğer yaparlarsa iyi olur. Biz Interconnect ile ilgili en ciddi çalışmayı biz yaptık. Dörtlü hükümet döneminde o güne kadar olan ve o günden sonra olan en ciddi çalışmaları biz yaptık. Ha şimdi oraya bir para konmuş, çok cüzi bir miktar. Her türlü enerji projesinin de yapılmasını o paraya bağladılar. Yani şu anda yapacakları, ben de Sayın Enerji Bakanı ile konuştum. Ne anlam taşıyor dedim. Yani temeller mi? Yok yok dedi. Sizin döneminizde yapılan çalışmaların bir güncellenmesi yapılacak. Yani kağıt üzerinde bir projelendirme. Acaba bu kararname de ona mı işaret ediyor? Yani o başlayacak dedi. Ondan sonra bakalım nereye gider dedi. Bu yani amiyane tabiriyle ölme şeyi. Bütün bunlar yapıldı zaten. Artık çok daha ciddi adımların atılmasını bekliyorduk. Ama bakın Türkiye-AB ilişkileri o konuda da geldi ve bizi buldu. Başka konularda da bulduğu gibi. Şimdi biz bu hikayeleri çok duyduk. Seçim döneminde de biz kürsüden net bir şekilde bilgileri aktarıyor olmamıza rağmen işte rakip partiler, başta Ulusal Birlik Partisi, YDP olmak üzere kablo konusunu sanki biz istemiyoruz. Yani Türkiye çok arzulu ve bizim bir irade eksikliğimiz nedeniyle olmuyor gibi yansıttılar. Bunun doğru olmadığını bile bile. Ve bunun en büyük ustası da Sayın Tatar'dı. Her kürsüye çıktığında haykırıyordu bu konuyu. Kendisine de biz cevap veriyorduk. Belgeleri gösteriyorduk. Hayır, sanki hiçbir şey bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltma çabası içerisindeydi. Ve görüyoruz ki bunda da bir ölçüde başarılı oldu. Birçok konuda bunu zaten yaşadık. Şimdi de Kıbrıs konusunda yaşıyoruz. Yani Kıbrıs konusunda bugün de gördüm, bir gazetede manşet atmışlar. İşte bizim olmazsa olmazımız iki devlettir. Biz iki devlet ön şartıyla gidiyoruz. İki devlet ön şartıyla gidip de başarı elde edebileceğinin imajını veriyor. Ve sürekli olarak açıklamalarında da bu kabul görüyor diyor. Halbuki kabul gösteren tek bir ülke bile yok. Bütün açıklamalar ortada. Ama böyle bir imaj
yayıyor. Ve bir kamuoyu manipülasyonu projesinin içerisinde. Peki şimdi bu, yani içeride verilen mesajlar böyle ama neticede bir Cenevre takvimlendirilmiş de bir süreç işliyor bir taraftan, zamanda daralıyor. Şimdi Cenevre'de garantör olması hasabıyla tüm bu konuşmalarımızı yaşayan, bunların cereyan ettiği Türkiye'de masada olacak. Yunanistan'da masada olacak. İngiltere'de masada olacak. Şimdi bu Türkiye-Avrupa Birliği ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de birazcık bakalım istiyorum. Bu son yaşanan gelişmelerle alakalı Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden İstanbul Sözleşmesi üzerinden Türkiye'ye mesajlar verildi. Bu karardan dönülmesi çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ki kendisiyle doğrudan bir görüşme, tebrik telefonu sonrası gerçekleşmesi bekleniyor ama gerçekleşmedi. Biden çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Beyaz Saray'dan bu yönde de bir açıklama yapıldı. Şimdi böyle bir atmosferde Türkiye'nin verdiği mesajlar, attığı adımlarla birlikte Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin de, Birleşik Devletler'de olan ilişkilerinin de bir önemli noktada olduğunu görüyoruz aslında. Birleşik Devletler'le hem Katsa hadisesi var, hem de yakın tarihte gerçekleşecek Mayıs ayı içerisinde bir Halkbank davası var. Avrupa Birliği ile Liderler Zirvesi'nin artık gerçekleşecek bu ay sonu. Biden'ın bir tavsiyesi vardı. Bakın, olumlu adımlar var. Hani yaptırım konusunda ben iyimserim, herhangi bir şey olmasın gibi. Ama bunlar gerçekleşiyor. Şimdi nasıl görüyorsunuz bu cenahta işleri, ilişkileri? Yani dediğim gibi Türkiye'nin diğer konularla ilgili konusu kendi konusu, ama Kıbrıs konusuyla ilgili son oraya derece, getireceğim. Yani evet, tüm bunları yaşayarak Cenevre'ye evet, gidecek aynen Türkiye. Aynen öyle. Yani bir kere dünyada 2000'den 2010'a kadar işte gelen süreçte diyeyim, çok önemli bir sempati uyanmıştı Türkiye'ye karşı, Türkiye'deki iktidara karşı. Yani askeri rejimi ait olduğu yere koyuyor, demokratik bir sisteme doğru gidiyor. Avrupa Birliği uyum çalışmalarını meclisi kapatmayarak geceler boyunca, değil mi, paket paket uyum çalışmaları. Yani bu gerçekten çok olumlu ve bunun dış politikada önemli yansımalarını da alıyorlardı. Sonra ana olarak benim analizim, Kıbrıs konusundaki tıkanma nedeniyle o heves, o ilgi, o enerji düşünce bir gerileme başladı. O imaj da gitmeye başladı ve şimdi bu son atılan adımlarla bayağı bir dip noktasına doğru gittiğini görüyorum. Dolayısıyla Cenevre'ye gittiğimizde özellikle şu anda ilan edilen resmi politikayı da göz önünde tuttuğumuzda, yani dünyanın bizim yanımızda olacağı bir zemini kaybettiğimizi ya da kaybetmek üzere olduğumuzu görüyorum. Zaten farkındaysanız, bakın, bu halkın gözü önünde cereyan eden bir gerçek. Biz çözümü zorladıkça Rum tarafının gerçek siyasi iradesi ortaya çıktı. Bize şimdi deniyor ki Anastasiadis bile iki devletli çözümden bahsediyor deniyor, değil mi? Peki Anastasiadis'in ağzından bu lafları Türk tarafı nasıl söktü aldı? Nasıl söktü aldı? Herkesin bunu samimi bir şekilde kendi kendine sorması gerekmez mi? Bu laflar ne zaman ortaya çıktı? Biz federal çözümü en son limitine kadar zorladığımızda, Guterres çerçevesini de kabul ettiğimizde, Hodri Meydan dediğimizde artık Anastasiadis nasıl kaçacağını şaşırdı ve iki devletli çözüme acaba gitsek mi diye orada bir tiyatroya kadar bu işi götürdü. Şimdi ne oldu? Biz maalesef Türkiye'deki idareciler ve şimdi burada görevde olanlar bu tip Anastasiadis'in tiyatrolarını gerçek sandıkları için ve başka emelleri de var. Dolayısıyla buna girdiler ve şimdi Anastasiadis ne diyor? Anastasiadis'ten herhangi bir şekilde iki devletli çözümü de görüşebiliriz, konuşabiliriz, değerlendirmeyelim diyor. Federasyona bağladığını yeniliyor. Bakın, federasyona. Dolayısıyla samimi değil. Ama yanlış politikamız nedeniyle şimdi ona bu tiyatroyu tekrar oynama fırsatı verdik. Tekrar inanmadığı federal çözüm kurgusunun kahramanı ve savunucusu rolüne. Ve şimdi biz tekrar sil baştan gerçek durumu dünyaya göstermek için tekrar bir mücadele. Halbuki bizim dediğimiz gibi yapılsaydı, sürecin Kramontana'dan kaldığı yerden bir takvim çerçevesinde ve sonuç odaklı bir şekilde devam etmesi konusunda bir politika izlenseydi, şimdi Rum'un eline koz veren
politika yerine Rum tarafı karar vermek zorunda bırakılacaktı. Ya federasyon ya iki devlet arasında. Ama belki de işte öyle bir noktada federasyona mutlaka evet diyeceklerini bildikleri için bizdeki bazı çevreler bu yolu, yani Kıbrıs sorununu bitireceği garanti olan bu yolu zorlamak istemiyorlar. Yani federasyon olmasındansa, ki siyasi eşitlik temelinde kurucu devletliği, AB üyesi, böyle bir şey olmasındansa Kıbrıs Türk halkının statükoya mahkum bir şekilde yaşamasını tercih eden bir siyasi anlayış var. İki devletli çözümü istiyoruz diyerek bunu kamufle ediyorlar ama bunun da olmayacağını bile bile bunu yapıyorlar. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Bölgeye baktığınızda, yani Doğu Akdeniz'e baktığınızda aslında Amerika Birleşik Devletleri ile olan diyalogta da bunun, yani Türkiye'nin oradaki çalışmaları noktasında Avrupa Birliği aslında çok net, Amerika Birleşik Devletleri çok net bir şey söylüyor, net beklentileri olduğunu söylüyor. Aslında Türkiye'de içeride başka mesajlar verse de o beklentiyi karşılayacak adımlar attı. Yani çok aktif bir dönem geçirmediğini görmek mümkün. Şimdi bu anlamda bölgeye baktığınızda, yani biz iki hafta öncesine kadar işte Mısır'la ilişkiler başlayabilir, İsrail'le olabilir mesajlar veriliyor. Türkiye dış politikası yeni bir dönemece mi giriyor, komşu ülkelerle yeniden diyalog kanalını mı açıyoru tartışıyorduk. Ben yayınlarda da bunu tartıştım. Türkiye'ye baktığımda kamuoyu bunu tartışır vaziyetteydi, en azından dış politika bağlamından yaklaşanlar. Şimdi bunları konuşuyoruz. Yani gündem de çok hızlı değişiyor. Dış politika perspektifinden baktığınızda bölgeye, az önce çizdiğim çerçeveden ne görüyorsunuz? Yani dış politikada biliyorsunuz her ülkenin aslında iç politikası dış politikadan etkilenir ve tam tersi. Dolayısıyla dışla içi birbirinden tamamen ayırmak imkansız. Dış politikada kendi isteklerinizi karşı taraftan koparmanın en önemli yolu diplomatik müttefikler bulmaktır. Yani ya askeri güçle iradenizi kabul ettirirsiniz ya da diplomasiyle. Askeri olarak bir şey yapmayacağımıza göre, yani onu varsayıyorum. Çünkü onun arkası gelmez. Büyük bir yıkım ve maliyet getirir. Demek ki diplomasiyle. Diplomaside de müttefik ihtiyacınız var. Şu anda Türkiye'nin müttefiki yok birçok konuda. Yani gerek Kıbrıs konusunda geçtiği yeni politika, gerekse şu ana kadar program başından beri konuştuğumuz İstanbul Sözleşmesi olsun ve başka konular olsun, konularda artık sempati duyulan bir ülke olma durumundan çıktı. Ürkülen ülke oldu ve kontrol edilmesi gereken. Dolayısıyla şimdi ben bir Kıbrıslı Türk olarak düşündüğümde Cenevre'ye gittiğimizde Türk tarafı kimi yanında bulacak? Şu anda bu sorunun cevabı yok. Halbuki Kramontana'ya giden süreçte AB de yanımızdaydı. Bakın mesela şimdi şu anki müzakere heyeti AB asla masada olmasın diyor. Dışişleri Bakanı kendini yırtıyor neredeyse. Ama bizim müzakere sürecinde masada AB'nin olmasını istemeyen kim oldu günün sonunda biliyor musunuz? Anastasiadis oldu. Ve basında bu açık var. Birileri Google'a girip de görür yazarsa bu önüne çıkar. Anastasiadis oldu. Yani doğru politikayla yanlış politikanın arasındaki uçurum böyle işte. Rum tarafı neden ürktü AB'nin masada olmasından? Çünkü biz müzakere masasında Rumların kesinlikle AB bunu kabul etmez deyip reddettiği unsurların AB tarafından aslında uyumlaştırılabileceğini, kabullenilebileceğini AB'nin kendi yetkileri ağzından ortaya koydurttuk. Bu Rum tarafını ürküttü. Çünkü onlar örneğin iki bölgelilik, iki toplumlulukla ilgili birçok başka iddialı talepleri vardı. Şimdi burada böyle bir ürküntü olduğu için mi böyle bir şey istenmiyor sizce? Hayır, şu anda tamamen yanlış bir algı var. Rum tarafı AB üyesi. Dolayısıyla AB Rum ne derse onu diyecek. Halbuki müzakere masasında bunun böyle olmadığını biz yaşayarak zaten gösterdik. Tutanaklarda da bu var. Basına yansıyan bilgilerde de var. Rumlar AB'yi niye masanın etrafında istiyorlar? Birçok konudaki özgürlük dedikleri olayları AB uyumu için olmazsa olmaz olarak gösterdiklerinden dolayı. Halbuki AB
Kıbrıs'taki çözüm gerçekleşsin, Türkiye ile ilişkileri düzelsin diye bizim birçok talebimizi akomode etmeye zaten hazır olduğunu ifade ediyordu. Ne Türkiye'de ne burada bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri buradaki pozisyonuyla alakalı Türkiye'nin çok fazla değerlendiriliyor diye düşünmüyorum. Katılır mısınız? Çünkü Türkiye'de de iç siyaset konu Kıbrıs olduğunda iktidarıyla muhalefetiyle neredeyse homojen bir ses veriyor. Ve oradaki algısı da birazcık daha farklı, daha ulusal kanattan sesleniyor. Aslında ya bu içeride yaşanan gelişmeleri o noktada ben birazcık da irdelemeye çalıştım. Yani diyeceklerdir belki izleyiciler, niçin orada yaşananlar bizi bu kadar ilgilendiriyor? Çünkü içeride oyları bir anlamda küçük oylar bile olsa toplamak adına bu adımlar atılıyorsa, eğer öyle bir intiba varsa, dış politika ya da Kıbrıs konusunda da beklentileri karşılamak için adımlar atılabilir mi? Ya da bu adımlar onun için mi atılıyor diye de düşünmek gerekiyor evet. Zannederim bir noktada, değil mi? Doğrudur. Yani aslında uzun bir süre boyunca Kıbrıs konusu Türkiye'de iç siyasette önemli bir faktör değildi. Ama anladığım kadarıyla şu anda rekabet o kadar bir dengede ki önemli bir konu haline geldi. Ve Kıbrıs konusu söz konusu olduğunda Türkiye'de bir kolektif bir anlayış var. Hatta Kıbrıs zaten Türkiye'nin anlayışı. Yani çok böyle amiyane tabirle özetlemek gerekir. Bu anlayış şu anda Türkiye'de yerleşti. Orası zaten bizim falan. Dolayısıyla yani burada bir çözüm olsun ve orada federal bir yapı oluşsun ve Türkiye'den ayrı bir devlet, işte AB üyesi olsun gibi konular Türkiye'de siyasi prim değil, hatta siyasi risk haline döndü. Ya muhalefet de böyle bir şeyi zaten evet. Asla alamaz ve zaten yapılan yorumlarda da hep böyle şey, beka evet. Olarak görüyoruz. Yani Sayın Erdoğan'ı en sert eleştiren yazarlar bile konut Kıbrıs olduğunda, örneğin Sayın Ecevit'i Sayın Erdoğan'a karşı ya da CHP Erdoğan'a işte şeyden sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye toprağına toprak katan tek başbakan Ecevit olmuştur diyorlar. Yani böyle bir bakış açısı var Türkiye'de. Dolayısıyla Sayın Erdoğan Kıbrıs'ta çözümü desteklerken bunun farkındaydı ama bu kendi popülaritesi o kadar yüksekti ki buna tahammül edebileceğini, yani Kıbrıs'ta bir çözüm olsun, AB ile ilgili başka düşüncelerim hayata geçsin, burada biraz oy kaybı olursa o önemli değil. Ama şu anda öyle bir noktada değil. Yani hem Kıbrıs sorunu çözülse bile AB ile ilişkilerin hızlıca düzelebileceğine inanmadığından, hem de işte rekabetin çok yakın olmasından dolayı bence şu anda böyle bir gündem istenmiyor. Dolayısıyla buradaki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tavır da o yüzden alındı. Şu andaki Cumhurbaşkanı'na da bugün söyledikleri hayata geçme ihtimali sıfır olmasına rağmen o yüzden söyletiliyor. Yani şu anda ve daha da öteye götürüyorum söyletiliyor. Ben. Söyletiliyor. Ve zaten kendi de bu görüşlerde olan bir insan ama yarın öbür gün Ankara'da başka bir söylev oluşursa onu da çok rahat adapte olabilecek birisi. Öyle onu biliyoruz. Tabii ki çok rahat. Buradaki bütün bu söylemin değişebileceğini mi düşünüyorsunuz? Evet, Türkiye'de o anlamda yeni bir değerlendirme olursa, şu anda göremediğimiz bir nedenden dolayı buradaki liderlik de Cumhurbaşkanlığı da ona çok süratli ışık hızında ayak uyduracaktır. Ondan da hiçbir şüphem yok. Dolayısıyla baktığımızda böyle bir noktayı görüyoruz. Bu tabii bizi üzüyor çünkü biz Türkiye'nin AB yolculuğunun mutlaka devam etmesi, reformlar, işte neyse o yolculukla ilgili olarak AB kabul etmese bile üye olarak kendi içinde devam etmesini istiyoruz. Ama bunun olabilmesi için belli ki Türkiye'nin bu Avrupa Birliği çapasını güçlü bir şekilde Brüksel'e atması lazım, tutunması lazım. Yoksa akıntılar o koca ülkeyi başka yöre doğru sürüklüyor. Onun da güçlü bir şekilde orada atılı kalabilmesi için Kıbrıs sorunun mutlaka çözülmesi lazım. Fakat kısa vadede anlaşılan, yapılan değerlendirmeler seçim odaklı. O belki daha sonra gündeme gelebilir. O seçime kadar burada öyle federasyon, meterasyon, AB falan filan bunları istemiyoruz. Onunla uğraşamayız şu anda. Çünkü neticede öyle bir şey olursa Türk askerinin de tamamen değil ama tedrici bir şekilde azaltılması vesaire gibi konular olası gelecek. Olası bir seçimde içeriye bunu anlatamayız. Bunları anlatamayız. Yani böyle bir ortam olduğunu sezinliyorum. Onun için hatta işte bu yüzden örneğin Kıbrıs sorununu mutlaka bitirecek bir formül olan kaldığı yerden devam edelim, belirli bir takvimde bitirelim,
sonra federasyon mu iki devletli gibi bir seçime zorlayalım. Böyle bir strateji dahi gündeme yani alınmıyor. Sizin bu değerlendirmenizden anladığım benim olası bir baskın seçim halinde. Hani burayı da Kıbrıs'la alakalı durumu da zaten burada bir seçim oldu. Seçim döneminde yaşananları biliyoruz. Şimdi orası tırnak içinde güvende böyle evet. bir çizgide evet. böyle tutalım. Ve bir baskın seçimde Avrupa Birliği falan değil gündem buradan kopuşla aynen. içeriği birazcık daha konsolide edelim. Şimdi tüm bu değerlendirmeleri yaptık. Devrim Deniz soruyor. Belki konunun yani bir CTP milletvekili olarak muhatabı olduğunuzu düşünüyorum. Sadece yetki anlamında değil ama fikrinizi merak ederim. Devrim Deniz sormuş. Günaydın. CTP hükümetin yanlışlarını fazlasıyla ortaya koyan bir parti olarak cumartesi günü bir eylem yapıldığını hatırlatmış. Neden eyleme destek vermedi diye sormuş. Çünkü bildiğim kadarıyla destek verilmedi değil. Yani destek verildi ama fiilen orada değildik. Çünkü onun organizasyonu farklıydı. Bugün farklı bir organizasyon var. Bugün 11'de değil mi? Bizim platformu. Orada Cumhuriyetçi Türk Partisi onun içinde olduğu için oraya katılacak milletvekilleriyle, tüm yetkilileriyle. Bugün 11'de evet. olacak. Peki o soruya da böylelikle yanıt vermiş olalım. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Yani bir bakalım rakamlar ne diyor. Ondan sonra toparlayacağım. Yayının başından beri aktarmaya çalışıyoruz size. Türk lirasının döviz karşısındaki durumunu, tüm bu konuştuklarımızı elbette konuyla alakalı görelim. Bir İlker'den rica edeyim yönetmen arkadaşımdan. 7.84 seviyesinde dolar şu an. Euro'ya baktığımızda 9.31'i görüyoruz. Sterlin 10.8. Tabi serbest piyasada bunlar dalgalanmalar gün boyunca yaşanacaktır. Şu an için 8.65'lik bir değer kazanımı dolar için söylenebilir. Ama düşüyor. Yükseliyor. Göreceğiz. Ekonomi bilginizden yola çıkarak hani sorayım son olarak nereye kadar yani neticede tüm bu olacakları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de öngörmüş ve bir pozisyon almıştır herhalde hafta sonu döviz rezervi ki bu da çok tartışmalı bir konuydu ama şimdi bu hamleler gün sonu kapanışta ne gibi bir durum olur? Nereye kadar gerileyebilir? Ama sizin işaret ettiğiniz nokta mühim. Yani ne kadar gerilerse gerisin eski seviyeye de ulaşması mümkün değil. Nedir öngörünüz? Evet. Yani gece piyasalar kapalıyken Asya piyasaları açık. Orada oluşan kurlar tabii bayağı bir zirve noktasıydı. Piyasalar açıldığında bunun birazcık aşağı geleceğini herkes söylüyordu. Nitekim biraz aşağı geldi ama başladığı noktadan daha yukarıda. Ben başladığı noktaya dönmeyeceği kanaatindeyim. Neticede bu Merkez Bankası Başkanlığındaki değişikliğin faizle ilgili bir anlayıştan kaynaklandığı biliniyor. Bir seçim havası var. Bu ikisini yan yana koyduğunuzda Türkiye'de artan bir enflasyon dönemi beklentisi çok güçlü bir şekilde olacak. Enflasyon olduğu ölçüde kurlar da zaten değer yitirecektir. En azından enflasyon oranında yitirecektir. Hatta daha da yukarıya çıkabilir. Çünkü siyasi istikrarsızlık vesaire onlar da beklenecek. Yani bir kabine değişikliği örneğin çarşamba günü kongresi var ve orada 2023 manifestosunu açıklayacağını söylüyor ama kabine değişikliği de olabilir deniliyor. Bence herhangi bir kabine değişikliğinin bu kurlar veya enflasyon rakamları üzerine bir etkisi olmayacak. Zaten kim gelirse gelsin bağımsız kurumların bile, sözde bağımsız kurumların bile artık başına kim gelirse gelsin neticede tek bir makamın her şeye karar verdiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. O yüzden yani kabine değişikliğinin vesairenin çok ciddi etkileri olacağını düşünmüyorum. Onun için bence bu artık bu seçim atmosferi meselesi ekonomik anlamda enflasyonun artacağı, kurların artacağı bir dönemi işaret ediyor. Bir Kıbrıslı Türk olarak bundan endişe duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarından dolayı, kendi siyasi değerlendirmelerinden dolayı oluşan bu durumun KKTC'ye olan maliyetini öngören bir anlaşma zemini Türkiye ile aramızda yok. Bu olmadığı sürece biz sürekli böyle ricacı, lütfenci vesaire ve onların inayetinde, takdirinde bir bazı telafiler ve o da tamamen olmayacak. Dörtlü hükümet döneminde gördük şimdi bile taahhüt edilen rakamların ne kadarının geldiği ortada. Onun için bizde de artık bunu masaya yatırıp böyle bir dönemi nasıl atlatacağızın planının ortaya konması lazım. Yoksa başımıza gelen neyse çekeceğiz artık deyip yaparsak çok daha sıkıntılı bir döneme gireceğiz maalesef.